Ben yüzme sporuna 6 yaşındayken başladım. Ama aslında yüzmeye başlamamın sebebi sağlık açısındandı. Oldukça iricene bir çocuktum ben küçükken. Yanlış hatırlamıyorsam ilk Türkiye rekorumu 12 yaşındayken kırmıştım. Hatta Samsun'da kırmıştım. Yani oradaki o an, o havuz, yani şu an düşününce bile aklıma geliyor, gözümün önüne geliyor o havuz. 200 sırtta kırmıştım, kendi ana branşım zaten. Yani 12 yaşında bir çocuğun öyle yüzme kariyerine başlaması, ki 12 yaşında ben milli takıma girmiştim. Öyle hani bir Türkiye rekoruyla milli takıma girmem benim için çok özeldi. Çünkü bana ileride daha başarılı olabileceğimi gösterdi. Ve yüzmeyi tamamen hayatıma sokmamı sağladı açıkçası. Arkasından dediğiniz gibi rekorlar birbirini takip etti. Yani yıldızlar kategorisinde, gençler kategorisinde, açık yaşta. Ve en güzeli de aslında gençler kategorisindeyken açık yaşın rekorlarını kırmak oluyor. Böyle çok tatlı geliyor sporcuya. Ama tabii ki rekorlar kırılmak için var. Yani şu anda benim arkamdan gelen küçük genç yüzücüler de bizim zamanında kırdığımız rekorları kırıyorlar tabii ki. Tabii bu yüzmenin de devamlılığını getiriyor. Ve onların bizim rekorlarımızı kırması, bizimle yarışıyor olması çok güzel bir duygu. Tabii ki bu korona süreci bütün sporcuları çok etkiledi. Ama benim şahsi fikrim yüzücüleri daha çok etkilediğini düşünüyorum. Çünkü biz kendi sporumuzu sadece suda gerçekleştirebiliyoruz maalesef. Yani dışarıda biz ne yaparsak yapalım kondisyon açısından, suya girmediğimiz sürece yani ancak kondisyonu bir yerde tutmaya yarıyor. Yani bizim için en zoru sudan uzakta kalmak aslında. Yani havuza giremediğim için muhakkak her gün bir kez en az bir saatlik bir çalışma yapıyorum. Bence artık yüzmede yaş diye bir şey kalmadı. Çünkü yüzücüler öyle başarılara imza atıyorlar ki her yaş grubundan yüzücü var artık. Ya ben tabii ki bu 2021 olimpiyatlarından sonra 2024'e de gitmek istiyorum. Hani bir daha deneyeceğim diyebilirim de. Bence 30 yaş bana yeter, öyle diyeyim. Anladım. Ben Fenerbahçe dışında herhangi bir kulüpte olmayı, temsil etmeyi biraz olsun aklımdan geçirmediğimi hiçbir zaman da istemem. Fenerbahçeli olmak bir ayrıcalık, bir bağlılık. Ve sizin de dediğiniz gibi Türkiye'de amatör sporlara en çok destek veren kulüp. Yani şöyle diyeyim, sadece sporda olan başarıları değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri de her zaman önde olan bir kulüp. Bunun da Fenerbahçe'yi çok ayrı yaptığını düşünüyorum. Bunu tek yapan Türkiye'de en özel kulüp olan Fenerbahçe yani. Bunun için gerçekten Fenerbahçeli olmak bir ayrıcalık diye göğsümü gere gere söyleyebiliyorum. Fenerbahçe Türkiye'de amatör takımlara en çok destek veren kulüp. Ve Fenerbahçe'deki yönetim kurulu üyeleri olsun, Ali Koç olsun, antrenörlerimiz olsun, hepsi bu amatör şubeleri güçlendirmek için, dünyada bir başarı göstermek için elinden geleni sonuna kadar yapıyor. Ve taraftarımız da her zaman bizi destekliyor. Ama şöyle de bir gerçek var. Spor sadece futboldan ibaret değil. Ve dolayısıyla Türkiye'de kulübümüzün bize verdiği desteği kendi halkımızdan da almayı çok isterim açıkçası. Futbola verdikleri ilgiyi amatör takımlara da vermelerini çok isterim.